Tuğba Koç'un sunduğu Yaşamda Kalite başlıyor. Kanal Ekonomi'nin değerli izleyicileri, bir Yaşamda Kalite programında daha beraberiz. Yaklaşık bir yıl önce Sayın Faruk Eczacıbaşı ile bu mekanda bir söyleşi yapmıştık. Daha Yeni Başlıyor adlı bir kitabı konuşmuştuk. Faruk Eczacıbaşı tarafından kaleme alınmış. O sohbetimiz sırasında şunu demişti Sayın Eczacıbaşı. Bu kitabı yazarken çok zorlandım. Çünkü her şey o kadar hızlı değişiyor ki yazmaya başladığım andan itibaren bitişe kadar birçok şeyi değiştirmek zorunda kaldım. Bu değişim hikayesinde o günden bugüne kadar nerelere geldik bunu konuşacağız Faruk Eczacıbaşı ile. Programın adı Yaşamda Kalite. Hoş geldiniz Sayın Eczacıbaşı. Hoş bulduk. Bir şey ilave edebilir miyim? Aradan bir sene geçti, kitabı da yeniledik. Öyle mi? Evet. Çünkü baktık ki olacak gibi değil. Tam bir sene sonra kitap çıktıktan bir sene sonra bir takım şeyler tamamen ters yöne gitti, değişti. Onları yenileme ihtiyacını duydu. Kitap yenilendi. Örneğin böyle çarpıcı değişiklikler neler oldu? Çok çarpıcı bir değişiklik bu Bitcoin konusundaydı. Evet. Bitcoin tam kitabın çıktığı günlerde en yüksek noktasını yaptıydı. İkinci baskıda daha sonraki baskıda %80'ini kaybetmişti değerini. Buna benzer bir sürü konu vardı. Mesela aynı şekilde siber güvenlikte çok büyük farklılıklar vardı. Evet. Hatırlıyorsunuz belki bir şey konusu çıkmıştı. Amerikan seçimlerini etkileyen geçen sene Cambridge Analytica diye bir İngiliz şirketi vardı. Onun hikayesi vardı yeni gelen. Bunu anlatılmadan da geçilmezdi evet, bu konular. Evet. Onları da ekledik. Çok güzel. Yani dünyadaki değişim o kadar hızlı oluyor ki. Çok. Biz acaba Türkiye olarak bunun neresindeyiz? Yani bunu sık sık konuşuyoruz ama gerçekten Türkiye bu değişime ayak uydurabilecek noktada mı? Yoksa biz trenin son kompartımanına bir ölçüde atlayabilecek miyiz? Yoksa tren bize hiç uğramadan geçecek mi? Yani bu da çok merak ettiğimiz konulardan biri. Biz birçok şeyde öyleyizdir. Yani hep son anda atladık. Evet. Henüz treni kaçırmadık gibi söylemler yaparız. Ama zaman da akıp geçiyor. Ne durumdayız Sayın Eczacıbaşı? Ben o tren kavramını biraz değiştirmek istiyorum. Yani bir kere yok olan bir tren yok. Yani bu tren devamlı gidiyor. Sonsuz sayıda da kompartımanı var. Bir kere trenin içine girdikten sonra, bir yerinde içine girdikten sonra lokomotife doğru koşabilirsiniz de o zaman herkesten, trenden de hızlı gidersiniz. Birinci mevki o tarafta. Yani, trenden de hızlı gidebilirsiniz. Evet. Yani o şey değil. Ben bu yakaladık, yakalamadık konularında pek yani bu teşbihte benim oldukça kuşkularım var. Bir yerlerinden birileri yakalıyor. Ulaşabiliyor. Yalnız şu var, yani bir bunun iyisini yapabilmek için vatandaş, devlet, bürokrasi, özel sektör kurumlarının ortak akademiya tabii evet, çok önemli. Ortak bir paydada buluşup birlikte bu konuda seferberlik yapması lazım. Çünkü yalnız bir akıl yetmiyor. Yalnız bir şirketle veyahut bir takım insanların beyniyle birlikte yetmiyor. Burada bir kümülatif akıl, üstün akıl, ortak akıl yaratılması lazım. Bu da ancak birlikte çalışarak yapılabilecek bir şey. Bu bizde maalesef çok fazla alıştığımız bir konu değil. Yani ne diyelim, menfaat çakışması mı diyelim, politik nedenler mi diyelim, artık çeşitli nedenlerle. O birliktelik çok kısa dönemli oluyor.
Yani bu konularla ilgili projeler genelde de uzun dönemli. Çok çalışmak gerekiyor ve yoğun çalışmak gerekiyor. Yani bu da sağlıklı, uzun süreli bir demokrasi tanımına giriyor. Evet, yani ortak çalışabilme, orada yeşermesi tabii, gerekiyor. Tabii, yani tabii ki. Çok fikrin, çok anlayışın bir kapta eritilerek yeni bir sinerjinin, yeni fikirlerin ortaya çıkması gibi. Tabii günümüzde bu bireylerden başlıyor, şehirlere, oradan ülkelere, oradan uluslararası düzeye kadar çıkıyor. Arkamızda baktığımız zaman bir sürü gökdelenlerle bulunan bir bölgedeyiz. Biraz akıllı şehirlerden konuşalım istiyorum. Tabii ki. Bu arkamız akıllı bir şehir mi yoksa akılsız bir şehir mi? Yani hep sözüne ediyoruz. Yarı akıllı diyelim. Yarı akıllı. Yarı akıllı evet. diyelim. yani İstanbul'dayız. İstanbul yani kimine göre 3000 sene, artık tanımına göre değişir. Kimine göre 5000 senelik bir şehir. Yani burada büyük bir birikim var. Her dönem, her kültür kendi katmanını yaratmış, koymuş buraya. Çok büyük bir değer birikimi var. Akıllı şehirlerin tabii bugün için şöyle bir sorunu var. Yani ne kadar beyaz sayfa açabilirseniz o kadar yararlı var. İstanbul'da bu biraz zor. Yani beyaz sayfayı açamazsınız. Yani bu kadar binlerce yıllık birikimin olduğu bir yerleşim merkezine beyaz sayfa açabilmek zor. Ama yani yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır. İstanbul'dan başlamak lazım. İstanbul'dan da başlanabilir ama bir takım testler yaparak başlanabilir. Biz Türkiye Bilişim Vakfı olarak bu çalışmaların içinde bulunuyoruz. Örneğin bir Çanakkale'de biz bu çalışmayı yapıyoruz. Gayet de başarılı gidiyor. Yani herhalde Türkiye'nin ilk akıllı kentlerinden birisi olarak Çanakkale'yi yakında görebileceğiz. Doğduğum şehir olarak bundan mutlu Öyle duydum. Mi? Demek akıllı evet. şehirlerden akıllı evet. insanlar çıkıyor. Evet, tabii Biraz ki. Mütevazi oldu tabii ama ki. Kusura bakmayın. tabii ki. Doğru. Evet. Sizin geçmişte İstanbul'la ilgili çalışmalar da vardı. Trafik üzerine. Evet. Bir çalışma evet. ekibiniz vardı. Bir takım vardı. Evet, çalışıyordunuz beraber. Önceydi, evet. Ümidi kestik mi? Yok. Kesmeli yok, miyiz yok, İstanbul'da hayır. trafikten? Hayır. İstanbul'dan ümit kesilmez. Yani niye kesilsin? Yani yapılabilecek çok şey olduğunu inanıyorum. Üstelik şu anda onun üzerinde de bir takım çalışmalar, hazırlıklar yapılıyor. Ama dediğim gibi bir kere önce öncelik alanının yani neyle başlanacağının çok iyi belirlenmesi lazım. Enerji ihtiyacını mı önceliklendireceğiz? Konutu konut ihtiyacını mı, trafik ihtiyacını mı? Bütün bunları önce bir sıralandırmadan geçirdikten sonra hepsini birden çözmeye kalkışırsanız ona boyut yetmeyecektir. Ama üst üste binerek yavaş yavaş bir konuya başlayıp onun üzerine devam ettirerek gitmekte büyük bir yarar var tabii. Yani İstanbul bir ucundan öbür ucuna 100 kilometre olan bir şehir. Yani biz burada tesadüfen yükselen tarafındayız. Yani yükselen binaların olduğu kısımdayız. Ama yaygınlığı çok büyük İstanbul. Evet. Bu tabii çok enerji tükettiren de bir yapı. Bunun nasıl düzenlenmesi gerektiğini hesap etmek lazım. Ama şu var, yani doğru bir ekonomikle yaklaşıldığı takdirde söylenenlere göre, bunun çalışmasını yapanlara göre %30 kadar bir maliyet uzun dönemde sağlanabilecek evet. bir yapı. Şehrin kendi enerjisini üretmesi de ciddi da, çalışılması tabii gereken ki. Konulardan bir tanesi. Elbette ki. Yani İstanbul'a bu gözle baktığımız zaman şunu da görüyoruz. Bu akıllı şehirler konseptinde. Sizden bir değerlendirme istesem ben, bir not verseniz. Hep var biliyorsunuz Endüstri 4.0. İşte iletişim hızında 4.5G vesaire. İstanbul kaç sıfır acaba?
Yani 5 üzerinden değerlendirse kaç sıfırdayız? 2-0 mı, 1-0 mı, 2,5 mı? Yok, o kadar kötü olduğunu zannetmiyorum. Yani ben 3 derim. 3. 5 üzerinden 3 derim. Güzel bir not. Yani geçer bir not. Sınıfta kalacağımız konusunda şey değilim. Geçeriz sınıfa ama... yani okulun en başarılı öğrencisi olduğumuz konusunda kuşkum var. Ama sınıfı geçeriz. Evet. Biraz da geçmişe bakıp neyi yanlış yaptık onlara göz atmakta yarar var diye düşünüyorum herhalde. O tercihleri yeniden bir gözden geçirmek lazım. Belki de bir fırsattır. Yani şimdi İstanbul'da bir değişim oluyor, yönetim değişimi oluyor. Onlar farklı bir bakış açısıyla bakabilirler. Bu yaklaşımlar belki bizi bir yere götürebilir. Ama diğer tarafta da şu var. Böyle şehirlerde devamlılık esas. Yani çok farklı politikaların uygulanması da ciddi zaman kayıplarına, ciddi enerji kayıplarına ve maddi kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla sizin dediğinize o işaret ettiğiniz doğru politikaların ortaya konup izlenmesi, genel bir planın oluşturulması gerekiyor. İstanbul'u ben işte aşağı yukarı 60 senedir izleyebiliyorum. Bunun üzerine bir herhalde bir en azından 30-40 sene daha koymak lazım. Yani bir neredeyse bir 100 yıla yakın bir cumhuriyet tarihine benzer yakın bir geçmişi var. Şimdi tabii ki biz çok eleştirdik. Bizim büyüklerimiz çok eleştirdi ama bir yandan da şöyle düşünmek lazım. İstanbul sahiden yani ülkenin, yani İstanbul'un taşı toprağı altındır diye başladı. Başlamış daha önceden de. Her yani şehirleşmenin odak noktası olarak oluşmuş. Şimdi Güney Kore bunu çok planlı olarak yaptı. Yani hakikaten çok başarılı bir şehirleşme politikası, planlı ve şehirleşme politikası uyguladı son 40-50 yıldır. Güney Kore birçok şeyi doğru yaptı. Evet. Şimdi Güney Kore ile karşılaştırdığınız zaman doğrusu başarımızı sorgulamamız lazım. Ama genel açıdan Türkiye'nin bu nüfus bu dönemdeki nüfus patlamasının İstanbul'a odaklanmasını kaldırması bence İstanbul'un o kadar da büyük bir başarısızlık hikayesi değildir. Yani önemli bir şey vardır. Önemli bir başarı sünger dozu gibi, vardır. Sünger gibi çekti. Yani Türkiye'nin en fazla göç alan illerinden bir tanesi, başlıcası. Ve çekilen göç de öyle binlerle değil. Yani tabii yüz binlerle, ki, milyonlarla ifade edilen tabii bir ki, göç. Tabii ki. Ve bu yüzyıllardır sürüyor neredeyse. Yani neredeyse değil, hakikaten öyle. Yüzyıllardır süren bir göç. Benim kendi mesela dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, bütün bu şehir karşılaştırmalarını yaptığınız zaman mesela bir metro altyapısının olmaması eleştirilir. Yani ya İstanbul'un neresine metro yaparsınız ki? Yani 2 metre kazdığınız anda bir tarihi esere çakıyorsunuz. Yani yapılmaması lazım belki de. Ama Roma'da da var. Yani Paris'te de var. Ama böyle buna şey, karşılık bizim çok büyük bir avantajımız var. Deniz yolumuz var. Türkiye, İstanbul'un 6 tarafı denize dolu. Yani Türkiye'nin 3 tarafı diyoruz, İstanbul'un 6 tarafı denize dolu. Yani 6 tarafı deniz değil. 6 tarafı. Yani o kadar güzel bir şansımız var ki bizim bu konuda. Yani buna benzer işte yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum bu şehirde. Göç alanlarda şöyle de denir, bazen yabancı göç de gereklidir denir. Yani şehirlerin bir vizyona kavuşması, buluşçuluğun, girişimciliğin gelişmesi, kültür sanatın hareketlenmesi için bir yabancı kitlenin de varlığından söz edilir. Biz bunu sağlayabildik mi? Yani doğru bir yabancı akımı oldu mu? Yani ben Faso'lardan biri olarak da onu görürüm hep İstanbul'da. Çok başarılı bir akıllı şehir örneği Barcelona'dır. Ve biz Türkiye Bilişim Vakfı olarak bundan birkaç sene önce Barcelona'nın akıllı şehirlerinden sorumlu
insanını ağırlama fırsatı bulduk. Çok enteresan bir şey söyledi. Şehirler fiziki yapılardır. Ülke koşulları değişir, sınırlar değişir. Ama bir şehir, bir yerleşim bölgesi fiziki olarak o şekilde kalır. Dolayısıyla yani sürdürülebilir bir yapısı var. Yani kimlik olarak, kültür evet. olarak sürdürülebilir bir yapısı vardır şehirlerin, kentlerin. Dolayısıyla bir kimliğe sahip olması gerekir. Yani galiba sizin dediğiniz en önemli nokta dönüp dolaşıp oraya dayanıyor. O kimlik meselesi. Bir yerleşim merkezinin karakteristiğinin olması lazım ki İstanbul'un var. İstanbul'un kendine özgü bir yapısı var. Yani çok iyi bir merkez olabilir bence. Ama bunun desteklenmesi ve stratejik olarak beslenmesi gerekiyor. Yani bu kimliğin evet. stratejik olarak beslenmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Bu da yani başka şeyleri de gerektiriyor. Sizin grubunuzun desteklediği İstanbul Kültür Festivali gibi. Yani İstanbul aynı zamanda çeşitli kültürlerin buluştuğu bir nokta. Evet, tabii ki. Bunun bir müzik festivalinde birleşmesi gibi. Uluslararası sanata açık müzeler gibi. Yani bütün dünyayı buluşturan. Bunlar sizin grubunuzun yaptığı güzel şeylerden, güzel örneklerden. Çok haklısınız. Yani bunlar çok önemli örnekler ama bunun dışında da çok örnek olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ben yani tarihi kurumlarıyla ve yani bir de şu var. Yani biz bir zamanlar bir teknopark çalışmaları yapıldığı zaman Türkiye'de nerede teknoparklar kurulsun diye bir yapı söylendiği zaman bir çalışma yapmıştık. Ve onu Ankara'ya bildirmiştik. Yani bir teknopark olarak bakmayın. Çeşitli illeri, Türkiye'de çeşitli bölgeleri, çeşitli uzmanlık alanlarıyla tanımlayın. Ve bunların arasını geniş bantla birleştirin. O zaman yani insan vücudundaki bir yerde beyin var, bir yerde eller var, bir yerde ayaklar var, bir yerde karaciğer var. Yani insan vücudu nasıl harmoni içinde çalışıyorsa ülkeyi de bir bütün olarak düşünüp ona göre uzmanlık bölümlerine evet. ayırın. Ne bileyim ben İzmir'i bir ticaret bölgesi olarak benimseyin. İstanbul'u bir finansman olarak, Güneydoğu'yu bir yazılım merkezi olarak belirleyin. Ve çeşit çeşit böyle yerleri onları ondan sonra birbirleriyle birleştirin. Evet, o zaman bizim üniversitelerimizde de böyle bir ayrım yoktu biliyorsunuz. Evet. Bütün üniversitelerimiz her tür eğitimi yapan, her tür insanı yetiştiren üniversitelerdi. Yani bir ayrışım yoktu. Bu mühendislik fakültesi olsun, burada bunu geliştirelim. Şurada işte edebiyata yönelik olsun, burada bilgi işleme yönelik olsun, bilişimciler. Böyle bir ayrım da yoktu. Tıp fakültesi her tarafta açılır evet. oldu şimdi. Evet. Yani bu doğru sentezler mi, bunlar doğru tercihler mi? Bunda da önemli şeyler var. Tabii şehirler fiziki olarak gelişiyor ama benim biraz da değinmek istediğim birlikte yaşam kültürü aynı oranda gelişiyor mu? Yani o diktiğimiz gökdelenlerde birlikte bir yaşam kültürü oluşturabiliyor muyuz? Hı hı. Yani belki sizin şimdi Sayın Bülent Eczacıbaşı'nı da anacağım. Yani buralarda konuşulan dil bile farklı hale geldi evet, değil evet, mi? Evet. Yani öbür taraftan baktığınız zaman evvelden 4 katlı binalar şimdi 15 kata, 18 kata çıktı. Buralarda yaşam kültürü çok farklı gelişmeye başladı. Birlikte yaşam kültürü belki de şehirlerin önemli odak noktalarından bir mutlaka, tanesi. Mutlaka, o fiziki yapının mutlaka, içini dolduracak, mutlaka, genişletecek olan unsurlardan mutlaka biri. Yalnız bu sizin başta bahsettiğiniz çok hızlı değişimi biz kentlerde de yaşayacağız. Yani bu her yerde yaşandığı gibi yerleşim bilimlerinde de, kültürde de bütün aklımıza gelecek her türlü kurumlaşmada da bu değişimi yaşayacağız.
Dolayısıyla burada öne çıkacak olan şeyin özellikle esnekliği yakalayabilmek olduğunu düşünüyorum. Bunun da asıl dayanak noktası yani toplumdaki katılımcılığı birlikte değerlendirmeyi öğrenebilmekten geçiyor. Onun ben en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Çok katılımcı bir yönetim katılımcı bir modelle gitmek lazım. Tabii evet. Bu hemen arkasından paylaşımcı bir modeli de getirecek. Tabii ki. Müzeleri tabii ki. Paylaşacak, tabii yaşatacak. Ki. Tabii ki. Tiyatroları, sinemaları yaşatacak evet. Değil mi? Yani yeşil alanları yaşatacak bir kültürün gelişmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bu bir dev bir şehir. Yani İstanbul baktığınız zaman. Bir Amsterdam değil yani. Evet, bütün zorluklarına rağmen ne yapalım, bir akıllı şehir ne yapalım, ama yani bizim çok büyük her bir şey, potansiyel. Her şey istediğimiz gibi evet. Olmayacak. Yani ama kendine özgü olanakları doğru yararlan, kendine özgü olanakları doğru dürüst besleyip doğru yararlanabildiğimiz takdirde olmayacak bir şey siz değil. Siz mutlu musunuz İstanbul'da yaşamaktan? Ben çok seviyorum bu şehri. Evet. Yani ben burada doğdum. Burada büyüdüm. Başka yerde yaşayabilir miyim onu bilmiyorum. Yani böyle bayağı zaman zaman yani bakıp da içimi sızlatan konular da oluyor. İçimi doldurduğu zaman da oluyor. İçimi açıyor. Yani evet. Neticede burada bir duygusal da bir bağlılık var ne olursa olsun. Yani zaman zaman çok eleştiriyoruz bazı şeyleri kötüye gittiğini inanıyoruz. Ama bizim büyük babalarımız da hep onu derdi. Yani dünya kötüye gidiyor, ülke kötüye gidiyor. Gitmedi işte gayet yani. İyimsersiniz siz bu konuda. Ne iyimserim ne kötümserim. Evet. Yani ama gereğinin yapılması gerektiğine inanıyorum. Evet. Bu değişime ayak uydurmak lazım diyorsunuz. Evet. Evet. Peki bu safhada İstanbullulara, özellikle gençlere. İstanbul çok genç bir nüfusa da sahip olmaya başladı. Evet. Çünkü yaşlılar artık terk ediyor İstanbul'u. Güneye gidiyorlar. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi sıcak bölgelere kaçıyor insanlar. Genç bir nüfus da burada geliyor. Tabii bu işsizlik sorununu da getiriyor. Yani en önemli Türkiye'nin bugün güncel sorunlarının başında işsizlik geliyor. Bu gençler için ne önerirsiniz? Tercihleri ne olmalı? Girişimciliğe önerdiğiniz yöntemlerden çok zor bir mi? Soru siz biliyor musunuz? Girişimcisiniz. Evet. Çok yani, zor bir soru. Garajda başlayan evet, bir ekonomiden evet. Bir dev yaratıldı. Bütün dünyayı egemenliği altına aldı. Sürdürüyor. Öncülüğü de onlar yapıyor. Gençlerimizde böyle bir potansiyel var mı? Veya ortam bunu yönlendiriyor mu? Şimdi benim çok hoşuma giden bir söz vardır. Bir atı dereye götürebilirsiniz ama suyu içirtemezsiniz. Yani şimdi bu bir talebe bakar. Yani siz bu işsizliğin çözümünü başka yerlerde aradığımız takdirde yani kabahati diyeyim ya suçu başkalarına attığımız takdirde tabii çok zorlanırız. Ama şöyle bakmak lazım. Antenleri açık, etrafına bakan, yani fırsatları arayan, aramak isteyen gençlere ben ortada fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama kendilerini buna uygun şekillendirmeleri gerekir. Zaten o sizin en başta bahsettiğiniz kitapta ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Bir takım yani mesela ben de öneride bulunabilir miyim? Ben öneride bulunamam çünkü ben genç değilim. Gençler kendi olanaklarını yaratabilmeleri lazım. Benim farklı, benim sahip olmadığım bir takım özellikleri geliştirmeleri lazım. Mesela zamanın gittikçe hızlandığını kabul etmeleri lazım. İkincisi esnek olmayı öğrenebilmeleri lazım. İlişki kurabilmeyi, networklerden yararlanabilmeyi, özellikle doğru bilgiye ulaşmayı sağlamaları lazım. Kendilerini devamlı eğitmeleri lazım. Ama devamlı yani yenilemek bitmiyor. Bitmiyor. Yani durduğunuz anda düşersiniz. Bunlar bizim alışık olmadığımız yapılar. Bu özellikleri bilerek kendilerini yetiştirmeye devam etmeleri lazım.
Yani kolay mı? Bakın çok ellerinde imkan var. Yani bir ekranları, akıllı telefonları, bu imkanlar ellerinde var. Onların üzerindeki farklı farklı aplikasyonlar, bunlar bizim zamanımızda yoktu. Artık onlar, ama buna karşılık da bunları kullanmayı, kendi üretimlerine yönelik kullanabilmeyi öğrenmeleri doğru gerekiyor. Doğru biçimde kullanmak. Doğru biçimde. Evet, yani kendilerine uygun biz biçimde. Biz birçok şeyi alıyoruz da, yani kullanma biçimimiz farklı evet, oluyor. Onun için evet. Daha yaratıcı, daha alanlara dönük olarak, daha katma değere dönük olarak kullanabilmeyi öğrenebilmemiz lazım. Sayın Faruk Eczacıbaşı ile sohbet çok güzel, çok keyiflidir. Bunu birçok defalar yaşamış bir kişi olarak bu sohbeti sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Keşke ben daha de çok, uzun yapabilseydik. Ben de çok keyif aldım. Bunlar çok değerli. Yani topluma, gençlerimize ışık tutacak, geleceğe ışık tutacak sohbetler. Evet, birlikte yaşama kültüründe buluşmak umuduyla yaşamda kalite hep sizinle olsun diyoruz. Otokoç'un sunduğu Yaşamda Kalite sona erdi.